Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlım. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifimizin gözdesi, sıcacık yumurtalı pide tarifi ile karşınızdayım. Tam ölçülü, çok lezzetli, yumuşacık yumurtalı pide tarifi. Öncelikle pidemiz için 4 su bardağı artı 1 yemek kaşığı unumuzu yoğurma kabımıza alalım. Kaşık yardımıyla ortasını açalım. Bir dolu yemek kaşığı kuru mayayı ekleyelim. Bir dolu yemek kaşığı toz şekerimizi ekleyelim. Ardından 2 su bardağı ılık suyumuzu 2 sefer olacak şekilde biraz ekleyelim. Şekeri ve mayayı karıştırdıktan sonra kalan ılık suyumuzu ekleyelim. Sadece spatula ile karıştırdım arkadaşlar. Hiç elimizi değmeden bu kolay pide tarifini siz de denemelisiniz. Deneyip yorumlarınızı bana yazarsanız çok mutlu olurum. Kalan suyu da ekleyelim. Üzerine bir dolu tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyelim. Tekrar spatula ile karıştıralım. Yaklaşık olarak 2 dakika spatula ile karıştırdım. Pürüzsüz bir hale gelmek üzere sevgili arkadaşlar. Hamurumuzun kıvamı şu şekilde cıvık olacak zaten. Daha sonra elimize birazcık sıvı yağ aldıktan sonra kabımızın kenarlarını yağlayalım. Çıkartırken zor olmasın. Kabımızın ağzını streç film ile kapattım. Yaklaşık olarak 45 dakika ılık bir ortamda mayalandı. Kış ayında olduğumuz için ben streç yaptıktan sonra aleten üstünü de örttüm. Daha güzel ve daha hızlı mayalanması için. Hamurumuz çok güzel kabardı. Şu şekilde göstereyim. Tezgahımıza biraz sıvı yağ ilave ettikten sonra hamurumuzu ters çevirip tezgaha alalım. Daha sonra elimizle hamuru toplayalım. Cıvık bir hamur olduğu için ele yapışmalar olabilir. Hamurun havasını iyice alalım. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize hamurumuzu ekleyelim sevgili arkadaşlar. Hamuru yoğurduğumuz kabı yıkamadan ters bir şekilde hamura örtelim. 15 dakika bekletelim. Daha sonra kabımızı kaldıralım. Hamurumuz biraz daha mayalandı. Bir adet yumurtayı güzelce çırpalım üzerine sürmek için. Bu aşamada biraz dikkatli olursak yumurtamızın beyazı dökülme ihtimali olabiliyor. Yumurtamızı ekledikten sonra tabii ki de el lezzeti olarak elimizle güzelce hamurumuzu açalım. İnanın fırından almayla hiçbir farkı olmuyor. Hatta bu daha lezzetli oluyor. Siz de kendi pidenizi kendiniz yapabilirsiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar olsun bu arada. Daha sonra
Tırnaklarımızla hamuru önce kenarlarından bastıralım. Hamurumuzun kıvamı çok güzel olduğu için tırnak pidemiz çok kolay şekil alıyor. Bu arada dikkat etmeniz gereken şey biraz kabaracaktır. Kabarca şekli gitmemesi için hamura iyice bastıralım. Hatta ikişer defa geçebilirsiniz aynı yerin üstünden. Şekli kaybolmaması için. Daha sonra da kare şeklinde yukarıdan aşağıya doğru tekrardan bastırdım. Bu arada hamurdaki kabarcıklara alalım ki patlatalım ki onlar yanmasın. Çünkü mayalı hamur olduğu için devamlı kabarcıklar çıkıyor. Ben elimle patlattım onları. Susam ve çörek otu serpelim hamurumuza. Tepsimize tekrar bir tepsi kapatalım üzerine 20 dakika tepsi mayası verelim pidemize. Çok güzel ön mayasını aldı sevgili arkadaşlar. 185 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirelim. Şu şekilde yakından da göstereceğim size. Tırnak pidemiz harika pişirdi arkadaşlar. Fırından dolayı bir tarafını daha açık pişirdi. Yumurtadan olsa gerek. Şu şekilde çok güzel kızardı pidemiz. Evimiz buram buram pide kokuyor. Ramazan ayının baş tacı olmazsa olmazınız. Pide tarifimiz çok güzel oldu. Sizler de bu tarifi beğeneceğinden çok eminim. Şu şekilde size yakından da göstereceğim. Yumuşacık. İçi pamuk gibi. Yumurtalı pidemiz. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Eşim ve sevdiklerim bu tarifi çok beğendi. Sizler de deneyip bana yorumlarınızı atmayı unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.